sokaklarında, Altınova sokaklarında hep beraber geziyoruz. Var mıyız? Varız. Kalabalık olarak var mıyız? Varız. Evet. Geldiğiniz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi, gönül işi diyerek gönül belediciliği sözüyle sizlerin huzuruna çıkıyoruz artık. Bu dönem gönül belediciliği zamanı. Kusura bakmayın. Evet, bizler 15 yıldır yaptığımız iş gönül belediciliği. Evet, sizlerin gönüllerine girmeye çalıştık. Girdik mi? Bundan sonra da aynı tevazuyla, aynı şekilde sizlerle beraber yola devam etmek istiyoruz. Var mıyız? Allah razı olsun. Ben önce AK Parti'mize, başta Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere il başkanımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanlığımıza ve tüm teşkilatımıza, AK Parti belediye başkan adayınız olarak şahsımı belirledikleri için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Ancak dördüncü dönem belediye başkan adayınız olarak karşınıza çıkıyoruz. Sorumluluğumuz, yükümüz ağır. Bizim hesap vereceğimiz bir yer var, Ankara. Sayın Genel Başkanımız burada. Gençlik Kolları Genel Başkanımız burada. Evet, onlara buradan bir söz vermemiz lazım. Bizim bu yükü sizle birlikte taşıyacağımıza güveniyoruz. Var mıyız bu yükü taşımaya? Evet, bu yükü birlikte taşıyacağız arkadaşlar. Geçen aldığımız yerel seçimlerdeki aldığımız oyun üstüne çıkmamız lazım. Geçenki yerel seçimlerde aldığımız meclis üyesinin sayı üstüne çıkmamız lazım. İl genel meclis üyesinin üstüne çıkmamız lazım. Dört belediyeyi birlikte almamız lazım. Var mıyız buna? Evet, bunun için el birliği yapmamız gerekiyor. Birlikte güç doğar. Bu şekilde hepimiz bir arada yürüyeceğiz. Küskünlerle elimizi uzatacağız. Hiç kimseyi küskün bırakmak istemiyoruz. Herkese elimizi uzatacağız. Hiç kimse küskün kalmasın istiyoruz. Hep beraber kol kola yürüyelim. Altınova'yı geleceğe taşıyalım istiyoruz. Evet, seçim yarışının iftira, yalan, hakaret, husumet değil, plan, proje, hizmet etrafında şekillenmesi en büyük temennimiz. Biz böyle bir seçim kampanyası yürüteceğiz. Kendimize bakacağız, projelerimizi anlatacağız sizlere. Daha önce yaptığımız gibi projelerimizle bu meydanlara imzamızı atacağız. Hep birlikte de bu projeleri hayata geçireceğiz. İnşallah partimize yakışır bir seçim yarışını, sonrasında da 5 yıllık bir hizmet sürecini Altınova'da sizlerle birlikte geçiririz. Tüm partilerimize hayırlı çalışmalar diliyorum. Evet, çok sevgili Altınovalılar, sizlere de öncelikle teşekkür ediyorum. Aday olarak belirlenmiş olmamda en büyük etken sizsiniz. Siz kıymetli Altınova halkının belediye başkanını sevdiğini söylemesi, belediye başkanının yanında olmasıdır burada bizim aday olmamızın sebebi. Bir şehri aziz kılan o şehrin sakinleridir. Yani sizlersiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah 31 Mart seçim akşamı hep birlikte bir 5 yıl daha Altınova'ya gönül vererek hizmet etmek üzere bir teşekkür konuşması yapmak daha nasip olur hep beraber burada. Mensup olduğum Altınovalı olmaktan ve Altınova'ya hizmet etmekten şeref duyuyorum. İnşallah bize vereceğiniz destek için şimdiden sizlere, siz Altınovalılara şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, sağ olun. Evet, hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce Altınova halkımızın gönlünü kazanmak, ardından da sandıkta onların oyunu almak. O yüzden tüm Altınova halkına ulaşacağız. Herkese gönlümüzü açacağız. İnşallah tüm kırgınlıkları yok etmek üzere çalışacağız. Her seçimin bir imtihan olduğunu biliyoruz. 31 Mart imtihanından başarıyla çıkmak, geçmişte yaptığımız projelerle yetinmeyip şehrimizi geleceğe taşıyacak yeni projeler hazırlayarak olacaktır diye inanıyoruz. İnşallah bizde bu güç var.
bu projeleri de sizlere inşallah sunacağız. Bizlere bir laf söylüyorlar. Ne yaptılar ki diyorlar. 15 yılda ne yapıldı Altınova'da? Evet, bu lafı çok duyuyoruz değil mi arkadaşlar? Ben şöyle bir iki tane not almışım. Bir iki tane başlıktan söyleyeyim. Doğalgazdan başlayalım. Doğalgaz var mıydı? Yok. MOBESE'miz, güvenlik kameralarımız. Elektrik hatlarımız merkezden başladı, yer altına alınmaya devam ediyor. Yollarımız, geldiğimiz zaman bir metre kare sıcak asfaltımız yoktu. Tamamını yaptık, şimdi bozduğumuz yerleri yeniden yapıyoruz. Evet. Parklarımız, su pompalarımız, Yalova'ya yolcu taşımacılığımız, kent ormanımız, festival alanımız ki festival alanımızı belki çocuklarımız bilmiyor ama büyüklerimiz biliyor, gençlerimiz biliyor. Çöplüktü, değil mi? Evet, çöplüktü arkadaşlar, festival alanımız çöplüktü. Şimdi festival alanı ve kent ormanı olarak sizlerin isminde, bir şey yapmadık tabii biz. Üst geçitlerimiz, itfaiye binamız, stadımız, sporcu, sosyal tesisimiz, kapalı spor salonumuz, kütüphanemiz, taziye evimiz, belediye binamız, kadınlar plajımız, kadınlar spor salonumuz, kadınlar sosyal tesisimiz. Evet, bir şey yapmadık biz. Hükümet konağımız, 200 kişilik yurdumuz, hastanemiz, 200 kişilik konferans salonumuz, kuş gözlem kulemiz. Evet, bizler bir şey yapmadık. İnşaatı bitmek üzere olan doğa eğitim merkezimiz, engelliye uyumlu kuş gözlem kulemiz, tıp ve aromatik bitkiler bahçemiz yakında hizmetinizde. Evet, ki bu üç proje bittiği zaman Altınova şehir olarak imzasını Türkiye'ye atacak, dünyaya atacak. Biz bu iddiadayız. Bu konuda da başta milletvekillerimiz olmak üzere il başkanlığımıza, ilçe başkanlığımıza, teşkilatımıza, hükümetimize teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle yürüyor. Evet, Altınova'da bazı işler yürüyorsa hükümet desteğini de alıyoruz arkamıza. Güzel işler yapıyoruz. Bütçemizin çok üstünde işler yapıyoruz. Evet, bölgenin en zengin araç parkına bir belediye sahibi olduk. Evet, en zengin parka sahibiz, belediye araç sahibisi olarak. İnşaatı devam etmekte olan pazar yerimiz, evet, projesini değiştirdik, onun için gecikti. Üstüne düğün salonu projesi yapılıyor. Bu bölgenin en büyük düğün salonu olacak arkadaşlar. Tabii ki 13 yıl uğraşarak sahip olduğumuz bir Hersek sahili var. İktidar gücüyle burada emeği geçen başta vekillerimiz, il başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Altınova'ya çıta yükseltti. Tersanelerimiz, bizim zenginliğimiz, evde bakım hizmetimiz, birçok il belediyesinin yapmadığı bu hizmeti biz sessiz sakin tüm evlerimize girerek yapıyoruz arkadaşlar. Ve gönüllere giriyoruz böylece. Osman Gazi Köprümüz, ilçemizde bundan sonra yapacağımız projeler için büyük kazanç olacaktır. Evet, bizlere dünyaya tanıtacak bir kuş cenneti, kuş oteli kazandırdık Altınova'ya. Evet, içimizde duruyordu ama kimsenin görmediği, av yapıldığı bir yerdi. Şimdi Altınova'ya değer katan bir kuş cennetini, kuş otelini Altınova'ya kazandırdık. Onun etrafında da şu anda yatırımlarımız devam ediyor. Evet arkadaşlar, Sayın Altınovalılar, geçmişiyle barışık olmayan geleceğini de sağlıklı bir şekilde inşa edemez. Bu sebeple sizlerle birlikte kültürler buluşmasını yapıyoruz. Türkiye'ye örnek bir çalışma, Türkiye'ye örnek bir festival. Evet, bu sebeple müze projelerimizi hazırladık. Başlıyoruz yapmaya. Bu sebeple Yalova'daki bilimsel arkeolojik kazı yapan tek belediyeyiz. Buradan iki müjdeyi vermek istiyorum. Bir tanesi Altınova Meslek Yüksekokulu. Evet, vekillerimizin de sağ olsun, Ahmet Vekilim'in de baş destekleriyle, rektörümüzle yaptığımız görüşmeler sonunda Aralık ayında YÖK kurulundan geçti. Altınova Meslek Yüksekokulu şu anda resmi olarak kuruldu arkadaşlar. Evet. Şu anda Altınova'nın bir meslek yüksekokulu var. Biz de belediye olarak fedakarlık yapıyoruz. Binamızı kiraladık. İçindeki tadilatları başlattık. Yapıyoruz. İnşallah bu imtihan sezonuna yetişecek diye söz aldık. İnşallah önümüzdeki yıl Altınova Meslek Yüksekokulu faaliyete geçmiş olacak. Bir de bir özelliği var. İş garantili bir meslek yüksekokulu yaptık. Üniversitemiz, rektörlüğümüz, Altınova Belediye Başkanlığı ve tersanemizle birlikte bir protokol yaptık. Buradan mezun olan öğrencilerimiz, gençlerimiz
iş sahibi olacak. Garantili iş. Evet, böyle bir meslek yüksekokulu kazandırıyoruz arkadaşlar. Size mahcup olduğumuz bir konu vardı, toplu konut. Yeri çözemedik ne yazık ki. Ama şu anda o yeri de şöyle çözdük. İtfaiye binamızı biliyorsunuz ya, yakın zamanda açacağız. Modern bir itfaiye binası yaptık. Yukarıdan taşıdık. Oradaki yerimizi de hazineden alıyoruz. Toplu konutumuzu inşallah orada yapıyoruz. Mart ayında projeler sizin önünüze sunulacak. Talepleri almaya başlayacağız arkadaşlar. Bizim elbette eksiklerimiz ve hatta kimi zaman hatalarımız elbette olmuştur. Ama milletimiz ve tarih, sizler şahitsiniz ki tüm samimiyetimizle ve tüm gücümüzle Altınova'yı maddi manevi medeniyet değerleriyle buluşturmak için çalıştık. Hep beraber çalışmaya da devam edeceğiz. Evet, önümüzdeki haftalarda bir daha bir araya geleceğiz. Ama artık bu antrenman, bu kalabalıklar yetmez bize. Evet. Bu kalabalıklar yetmez, çoğalmamız lazım. Biz dostu düşmana gözdağını vermemiz lazım. O da kalabalıklarla birlikte olur. Evet, önümüzdeki haftalarda bundan sonra sizler için, Altınova için neler yapacağımızla ilgili seçim beyanlamamızı, seçim projelerimizi takdim edeceğiz. Sizlere Altınova'mıza yeni heyecan, yeni vizyonla şehrimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyorum ben. Seçim irtibat büromuzun açılışına geldiğiniz için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Metin Oralar olarak bugün itibariyle önümüzdeki dönemde de Altınova'ya sizlere hizmet etmek, gönül gönüle, kol kola yürümek, çalışmak için tekrar belediye başkan adayınız olmaktan onur duyuyorum. Çok sağ olun.